Mesela bir de şöyle bir durumda söz konusu. 26 Haziran sonrasında esnafların hapse girmesi de gündemde olacak. Bu önemli bir konu. Sicil affına dikkat çekenleri de uyaralım. Sicil affı konusunda hiç kimse hiçbir çalışma yapmadı. İki, çekle ilgili düzenlemeler yapıldı. Çekle ilgili mağduriyet yaşayanlar var. Kamuoyundan yükselen seslere kulak verilmesine dikkat çekmek istiyoruz. Ve Vatandaşı dinleyin diyoruz. Yani bizim evet. derdimiz bu. Yoksa böyle bir şey yok. Her şey iyi iyi. İyiyse nedir bu sorun? Doğru. Şimdi Türkiye'de bak, esnafın altını çizelim mi? Çizelim. Zaten şu Bir buçuk anda en milyon büyük problemi problem onlar yaşıyor. esnafta. Evet. 300 bin esnaf 26 Haziran'da ne kadar önemli. Bak gündem bu. Hapse girme tehlikesiyle karşı karşıya. Bunun için bir daha çok güzel bir çalışma Yani yapmış bu avukat evet. arkadaşımız. Biz de konuştuk. Gerçekten kutlayalım. Dolayısıyla bu konuda ülkeyi seviyor isek, milli ve yerli olmak bu sorunları çözmekten geçiyor. Kim ne derse desin. Tabii ki herkes her şeyin iyi olmasını ister.